Nantes Mustafa Muhammed'in bonservisini alıyor. Fransız kulübü kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray'ın kadroda düşünmediği oyunculardan Mustafa Muhammed sezon başında Fransa'nın Nantes takımına satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Mısırlı forvet kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Nantes ile 11 maça çıkan Mustafa Muhammed 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Habertürk'ün haberine göre Fransız takımı potansiyeli ve yaşının genç olması nedeniyle Mustafa Muhammed'in bonservisini almayı düşünüyor. Galatasaray bu durumda 5 milyon 700 bin euro kazanacak. Galatasaray'da son dakika Cristiano Ronaldo transferi gelişmesi. İngiliz ekibi Manchester United'da mutsuz günler geçiren yıldız oyuncunun adı sarı kırmızılarla anılıyor. Hatta Avrupa basını konuya geniş yer ayırmış ve Galatasaray'ın Ronaldo'ya olan ilgisinden bahsetmişti. Sarı Kırmızıların yöneticisi Mehmet Cibara da konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın her futbolcuyu alabilecek kapasitede olduğunu söylemişti. Cibara, Ronaldo mu olur başkası mı olur bilmem ama yıldızların tepkileri olumlu oluyor ve Galatasaray'ın tarihi böyle oyuncularla dolu ifadelerini kullanmıştı. 37 yaşındaki futbolcuyla ilgili Almanya'dan da resmi açıklama geldi. Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Portekizli oyuncunun transfer durumu ile ilgili flaş bir itirafta bulundu. İngiliz basınında yer alan habere göre Kahn, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı. Kahn, yaz transfer döneminde Ronaldo'nun Manchester'dan ayrılıp Bayern forması giymeye sıcak baktığını söyledi. Kahn, kulüp içinde Ronaldo'yu transfer etmeyi tartıştıklarını ancak olumsuz yönde karar çıktığını açıkladı. Efsane isim, ancak tabii ki Ronaldo gibi süper yıldızlar dikkat çekmede önemli bir faktör diyerek Ocak ayı içinde kapıyı aralık bıraktı. Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 9 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Dünyaca ünlü ismin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Ronaldo'nun Manchester United ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz bombası. Galatasaray sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı listesine ekledi. Yönetimin Ocak ayında kiralama teklifi yapmayı planladığı ifade ediliyor. Galatasaray ligin ilk haftalarında zorlu fikstüre rağmen başı çekmeyi başardı. Ancak sarı kırmızılar 3 yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıyor. Takvimin haberine göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli sol bek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz 30 Ağustos'taki Queen of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'ın şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi. Ancak Ocak ayına kadar sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın Ocak ayında hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon euro ödemişti. İtalyan ekibi Udinese'nin Sacha Boey'e ısrarı sürüyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı kırmızılı ekipte bazı isimlerin de ayrılması gündemde. O isimlerden birisi de Sacha Boey. İtalyan ekibi Udinese'nin genç oyuncu için ısrarı devam ediyor. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da sezon başından beri takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu için İtalyanların ısrarı devam ediyor. 21 yaşındaki sağ bek İtalya Serie A ekibinin radarında. Udinese transferi sonuçlandırmak için Cimbom'la temas halinde. Bu transfer için İtalyan ekibinin bir hayli istekli olduğu iddia edildi. Takvimin derlediği habere göre Brandon Sopi ile yolları ayıran Udinese kadrosunu Boey ile güçlendirmek istiyor. Genç yıldızla ilgili kararın bu hafta verilmesi bekleniyor. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip 1 gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Sacha Boey, sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti. Genç yıldız geçen yıl Fransa Ligi ekiplerinden Rennes'den 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Rogon menajerliğin oyuncusu olan ve güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Boey'in hem Kamerun hem de Fransa pasaportu bulunuyor.
Galatasaray'ın son bombası Premier Lig'den. Yaz transfer sezonunda kadrosuna yıldız yağdıran ve Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi birçok yıldızı transfer eden Cimbom durdurak bilmiyor. Galatasaray devre arası için gözünü Manchester United'ın stoperine dikti. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Asrın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelöf'ü başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'ın ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi. Cimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelöf'ün Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'da scoutların yeni keşfi: Isaksen ve Biu. Son olarak scout transferi olarak Danimarka'dan Matias Ross'u getiren Sarı Kırmızılar'da iki sürpriz isim daha gündeme geldi. Galatasaray scout ekibinin Gustav Isaksen ve Stipe'ı gözlem altına alacağı ifade edildi. Sarı Kırmızıların İskandinav ülkelerini izlemeye alan scout ekibi notlar tutuyor. Raporların en kısa sürede teknik direktör Okan Buruk'a sunulacağı da öğrenildi. Haftalarca peşinden koşulan Evander'in Midtjylland'dan takım arkadaşı Gustav Isaksen ile uzun süredir izlenen Stipe Biuk'u gözlem altına alacağı öğrenildi. Bu iki oyuncu dışında Galatasaray'ın scoutlarının iki takımın pek çok oyuncusu hakkında istatistik toplayacağı da öne sürüldü. Hem Danimarkalı Gustav Isaksen hem de Hırvat Stipe Biuk'un izlenmeye devam edileceği, bu iki oyuncu hakkında kapsamlı yeni raporların hazırlanmasının gündemde olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki Gustav Isaksen sağ ve sol kanatta, 19 yaşındaki Stipe Biuk ise sol kanat ile orta sahanın solunda forma giyiyor. 21 yaşında ve 1.76 boyunda olan Gustav Isaksen'in piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro civarında. Yıldız oyuncunun futbol stili Lionel Messi'ye benzetiliyor. Isaksen Danimarka U21 takımının formasını 14 kez giydi. Potansiyeli yüksek bir sağ açık.